Merhaba sayın seyirciler. Bugün 18 Mayıs Cuma. Yeni Günde Gündem programımızdan sizlere saygıyla selam diyoruz. Evet, Yeni Günde Gündem bugün konuğu Sayın Taceddin Bayır. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili. Hoş geldiniz. Merhaba Sayın Mesut. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Evet, çok teşekkürler. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili dedim ama böyle biraz daha geriye gidince aslında söylenecek bazı şeyler var. Onlara girmeden önce şu bugün Cuma. Tabii bugün Cuma. Ramazan ayındayız. Ayrıca Cuma'nın özel bir önemi var Filistin'de. Bugün. Evet, çok evet. Doğru. Çok doğru. Öncelikle bizi izleyenlerin Ramazan'ını kutluyorum. Hayırlı bir Cuma günü diliyorum. Filistin'de yaşananlar gerçekten bir dram. Evet. Ama bu dramı yaratanlar ya da buna sebep olanların ne yazık ki Türkiye'de farklı bir tavır içinde olduklarını görüyoruz. Yani hem Filistin halkı kardeşimizdir, oradaki yaşayan Müslümanlar kardeşimizdir, İsrail'in yaptığı yanlıştır ifadelerini kullanıyorlar. Ama 3 gün önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhuriyet Halk Parti grubu olarak bizim gelin şu İsrail'le daha önce yaptığımız anlaşmaları askıya alalım teklifimizi AKP oylarıyla reddediyorlar. Yani bu şunu gösteriyor, ne yazık ki 16 yıldır bu ülkeyi yöneten AKP iktidarı dış politikada ikircikli davranıyor. Yani yurt dışına gittiği zaman yaptığı görüşmelerde farklı şeyler söylüyor. Burada televizyon ve medyanın karşısına çıktığı zaman yetkili ağızlar farklı konuşuyor. Ama meclise girdiklerinde yine farklılar. Oysa bana göre bir ülkenin dış politikası kalıcı olmalıdır. Yani siyasi partiler gelir gider, iktidarlar değişebilir. Ama ülke menfaatleri, toplum menfaatleri o ülkenin dış politikası ile ilgili değişmemelidir. Yani burada birinci öncelik Türkiye'nin menfaatleri olmalıdır. Evet. Siz İngiltere'ye ziyaret edip orada işte seçim arifesi olduğu için uçak satın alarak oranın ekonomisine katkı koyup kendi bitirdiğiniz batmış olan ekonomisi diriltemezsiniz. Bu Filistin meselesiyle alakalı da normal şartlarda İsrail'e bir uyarı yapması gerekirken eski anlaşmalar askıya alınabilirdi. Yani yeri geldiğinde Amerika'ya, Almanya'ya, Rusya'ya böyle posta koyar tavırda tavır takınanlar. Ama bu Filistin konusuyla ilgili İsrail'e gerekli yaptırımı yapmadılar. Bu hakikaten düşündürücü. Bence burada bizi izleyen herkesin bunu düşünmesi lazım. Yani biz gerçekten Müslüman bir ülkeysek, biz orada yaşayan Filistin halkıyla kardeş bir ülkeysek, oradaki ölen, katledilen bu Filistinlilerin kanı yerde kalmamalı, bununla ilgili bir yaptırım uygulanmalıydı diye düşünüyorum. Bugün inşallah bu katliamlar daha fazla da devam etmez. İnşallah daha fazla devam etmez. Mübarek Ramazan gününde, bir Cuma gününde ne yazık ki hiç duymak istemediğimiz haberlerle uyanıyoruz. Bir de Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir önerisi vardı. Bizim büyükelçiliğin taşınmasıyla ilintili evet. Olarak. O konuda da yani tabii. Yani farklı bir yaptırım aslında burada. Tabii tabii. Yani burada İsrail'i tanıyan ve arkasında süper güç dediğimiz bir Amerika'nın desteğiyle Orta Doğu'nun geldiği durum ortada. Yani bugün Amerika belki Orta Doğu bataklığının içine oraya girmemiş olsaydı bu olayları yaşamayacaktık. Gerçekten Amerika oradaki işte petrol savaşı mı dersiniz, yeraltı zenginlikleri mi dersiniz ya da Orta Doğu'daki hayali tıpkı Yugoslavya gibi Yugoslavya'ya girip 9 parçaya nasıl parçaladılarsa Orta Doğu'ya girip orayı da parçalamak, bu arada Türkiye'nin de güneyinden bir bölüm alıp parçalamak gibi hayaller kuruyorlar. Tabii asla biz Türkiye Cumhuriyeti olarak buna müsaade etmeyeceğiz. Evet, meselenin aslında Türkiye'ye kadar uzanıyor. Türkiye'de tutulan evet. Bazı insanlar var. Evangelikler meselesi var. Birleştirmesi gereken çok nokta var. Doğru. Ama artık bizim yavaş yavaş bizim konumuza dönelim. Hı-hı. En çok merak edilen olaylardan bir tanesi de sizin 15 arkadaşınızla birlikte İYİ Parti 18 günlüğüne geçişi evet. Ve sonradan tekrar gelişiniz. Evet. Aslında sizin oradaki duruşunuz birçok basın organlarında söz konusu edildi. Siz gerçekten yani Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde herkes sizi tanıyor İzmir'de. Evet. Çok büyük şeyler yaptınız. İl başkanlığı evet. Dahil çok birçok görevlerde bulundunuz. Oradaki duruşunuz evet. O 15'lerin İYİ Parti'ye geçmesi esaslık durumunuz birçok gazetede söz konusu edildi. Gerçekten hani yani siz o halinizi gören evet. Yani çok değerli bir varlığını yitirmiş bir insan havası vardı. Evet tabii, o hikayeyi biraz anlatayım. Kolay bir psikoloji değil tabii. Şimdi olay şöyle gelişti. Yargıtay Başsavcılığı İYİ Parti'nin seçime katılabilir açıklamasından sonra üzerine vazife olmadığı halde Yüksek Seçim Kurulu bir toplantı yaptı. Hı hı. 11 kişiden 10 tanesi toplantıya geliyor.
5 tanesi İYİ Parti seçime katılabilir diyor, 5 tanesi katılamaz diyor. Yani 5-5 berabere kalıyor. Bunun üzerine şehir dışında bulunan 11. üyeyi arıyorlar. Diyorlar ki sen ne zaman gelebilirsin? Pazartesi. Peki diyor, pazartesi toplantı yapacağız sabahtan, haberin olsun. Seni bekliyoruz. Ama bu arada Yüksek Seçim Kurulu içinden bir tanesi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne bilgi veriyor. Diyor ki böyle bir oylama yapıldı. 5-5 büyük ihtimalle o 6. arkadaş toplantıya gelmeyen 11. arkadaş daha doğrusu, o da hayır katılmasın diyecek ve İYİ Parti'nin seçime girmesi bu şekilde engellenecek diye ifade ediyor. Bildiğimiz gibi Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı kararlara hiçbir şekilde itiraz edemiyorsunuz. Yani bir üst mahkemeye götürmek, kararı bozdurmak mümkün değil. İtiraz edilemez. Dolayısıyla buradan da şunu anlıyoruz ki 16 yıldır iktidarda olan AKP bir baskın seçim yaparak, bu baskın seçimde de İYİ Parti'yi seçimlere sokmayarak hem MHP'nin oyunu güçlendirmek hem kendi eriyen oyunu durdurmak istedi. Bu bilgi bize geldiği zaman Sayın Kılıçdaroğlu Akşener'i arayarak şunu ifade ediyor. Sayın Akşener, bize gelen bilgiye göre Yüksek Seçim Kurulu kararıyla sizi seçime sokmayacaklar. Bunun diyor bir formülü var. Ben size isterseniz 15 tane milletvekili arkadaş göndereyim. Sizin 5 milletvekiliniz var. 20 kişilik bir grup oluşturduğunuz zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne seçime girme hakkını kazanıyorsunuz. Yasal olarak, evet. Bunu yapalım diyor. Ömer Hanım da yapar mısınız böyle bir güzellik, iyilik diyor. Tabii neden olmasın diyor. Bunun üzerine Sayın Genel Başkan kağıdı kalemi eline alıyor. Mevcut milletvekilleri içerisinde. Partililiği asla tartışılmaz. Böyle parayla pulla kiralanamayacak, satın alınamayacak 15 arkadaşı seçiyor. Yazıyor kağıda ve veriyor grup sözcüğümüze. Bizim cumartesi akşamı arandık biz. Bize dediler ki apar topar pazar sabahı mecliste olun. Hiçbir de ipucu vermediler bu konuyla ilgili. Yani niçin çağrıldığımızı bilmiyorduk. Nitekim meclise gittik pazar günü. Sayın Engin Altay'ın bürosuna toplandık. Bir baktım ki ben 15 arkadaş daha var benim gibi. Bana sadece Engin Altay bir memleket meselesi, önemli bir mesele, mutlaka gelin dedi. Masaya oturduğumuzda baktık ki hazırlanmış işte Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa kağıtları, İYİ Parti'ye kayıt formu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verecek dilekçeler, her şey hazırlanmış ve masaya konmuş. Tabii ben özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa kağıdını görünce böyle bir tuhaf oldum. Böyle bir yutkundum, içimde bir daralma geldi, elim ayağım titremeye başladı. 36 yıl hizmet ettiğiniz bir parti, kesintisiz olarak emek verdiğiniz, hatta bu emeği verirken evdeki eşinizi, çocuklarınızı ihmal ettiğiniz, sadece ülkenin demokrasi adına bir şeyler yapabilmek adına çapacıya adınız çıkmış, çapacı Taceddin diye damgalanmış birisinin partiden ayrılıp başka bir partiye, eline bir sağ partiye geçmesi kabul edilebilir bir şey değildi tabii benim için. Belki o fotoğraflardaki falan yüz ifademiz de ondan düşmüştü. Ama bunu şöyle değerlendirmek lazım. Şimdi AKP'liler tabii kendinden biliyor işi. Kendi yandaş medyalarında bazı manşetler yaptılar böyle takvimde falan. Kiralık vekiller falan. Evet, özellikle bir gazete. Ben her yerde de şunu ifade ettim. Burada da ifade edeyim. Taceddin Bayır doğma büyüme İzmir çocuğudur. 40 yıldır ticaret yapar. 36 yıldır aktif siyasettedir. Taceddin Bayır daha satın alacak ya da kiralayacak para ne Türkiye'de ne dünyada basılmadı. Taceddin Bayır'ı satın almak o kadar kolay değil. O yandaş medyayla ilgili de bir gazeteye de ayrıca bir dava açtım. O da hukuki süreç devam ediyor kanıtlaması için. Biz onlar gibi kırmızı plakalara gitmek için partimizi falan terk etmedik. Biz sadece seçime girme hakkını kazanmış, Yargıtay Başsavcılığıyla bu açıklanmış ama buna rağmen seçime girmesi engellenen bir siyasi partinin seçime girmesini sağladık. Yani biz bir anlamda demokrasi korumak adına zırh olduk. Yapılan bir oyundu. Biz bu oyunu bozduk. Ve pazar günü bu istifa kağıtlarımızı verdikten sonra hemen nöbetçi amirliğine, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dilekçelerimizi verdik, İYİ Parti'ye geçtik diye. O gün itibariyle 20 kişilik grubu kurduk ve İYİ Parti seçimlere girme hakkını kazandı. Eğer bunu yapmasaydık, yani pazar günü yapmasaydık, bu çok gizli yürütülen bir operasyondu. O zaman ne yapacaktı? Hemen daha erkene toplayacaklardı seçim kurulunu pazartesiyi beklemeden. Belki de pazar toplanacaklardı. Hemen karar alacaklardı İYİ Parti seçime girmiyor diye ve seçime sokmayacaklardı. Oysa biz hafta sonundan istifade ederek
Pazar günü bu operasyonu yaptık. Onlar toplanmadan önce grubu kurduk ve mecburen İYİ Parti'nin seçime girmesine müsaade etmek zorunda kaldılar. Çünkü dahasını da bunun artık iptal etmek, sokmamak gibi bir şey aleyhine çalışırdı AKP'nin. Tabii burada bizim geçişimizle ilgili hiç hak etmediğimiz bir takım şeylere maruz kaldık. Ama durum gösterdi ki bir 18 gün sonunda, ayın 9'unda resmi gazetede yayınlandıktan sonra biz geriye döndük Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Bazen bizim bu geçişimiz yanlış anlaşılıyor. Bizim geçişimizin Sayın Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı adayıyla bir ilgisi yok. Yani şöyle ki, evet. Meral Akşener zaten 100 bin imzayı normalde bir vatandaş olarak da toplasa Cumhurbaşkanı adayı olabiliyordu. Orada bir sorun yoktu. Burada sorun İYİ Parti'nin seçime katılamamasıydı. Biz onun önünü açmak için bunu yaptık. Ve toplam 18 gün sürdü. Bu 18 gün bizim gibi kişilere 18 yıl gibi geldi. Gerçekten çok uzun bir süreydi. Hele hele Sayın Muharrem İnce'nin Ankara'daki salonda Sayın Kılıçdaroğlu'nun onun elini kaldırarak işte adayımız dediği salonda bulunamamak benim için gerçekten büyük bir üzüntüydü. Yutkunarak gözlerim dolu seyrettim o salondaki olayı. Niye ben orada değilim şu anda diye. Çok üzülmüştüm. Tabi bu arada bazı güzellikler de oluyor. Bunu paylaşalım yeni gün izleyicileriyle bence. Örneğin Türk siyasetinde görmeye çok alışkın olmadığımız bir şey yaşandı. Bir siyasi partinin genel başkanı, daha önce kendisine iki kez rakip olmuş kurultaydaki genel başkan adayı olmuş, rakip olmuş birisinin tuttu elini kaldırdı, benim Cumhurbaşkanı adayım bu dedi. Bu da çok güzel bir şeydi, güzel bir jestti. Burada şunu da çok açıkça itiraf etmeliyim ki Türk toplumu artık siyasetçiye olan özgüvenini kaybetmiş durumda. Siyasetçilerin konuşmasından rahatsız, üsluptan rahatsız. Hele hele küçük gençler, benim torunum da dahil olmak üzere, eskiden ben siyasetçi olmak istiyorum diyordu. Şimdi çocuk diyor ki yok istemiyorum artık. Niye istemiyorsun dedeciğim diyorum. Diyor çok çirkin konuşuyorlar dede, bunlar hiç yakışmıyor. Yok pislik dedi, yok çöplük dedi, yok bilmem ne dedi. Ama biz burada da bir uslubu düzeltmeye yönelik bir hemen işim. Burada bir sözünü kesip bir şey söylemek istiyorum. Muharrem İnce elini tuttu kaldırdı dediniz ya, o konuda da çok eleştiriler var. Sayın Kılıçdaroğlu'nun çağırması meselesinde, gel bakalım buraya deyişi meselesi. Çok söz konusu edildi, çok hayır, kabaca bulundu. Hayır öyle hani değil. Üstten... Öyle. Şimdi siyasette bakın bizde üstatlık diye bir şey vardır, kıdem diye bir şey vardır. Örneğin ben şimdi milletvekiliyim ama Musa Açan benden kıdemlidir. Siyaseten ikimiz de eskiyizdir, ben il başkanlığı yapmışımdır ama mesela Musa Açan bir dönem fazla milletvekilliği yapmıştır. O bizim üstadımızdır, öyle bakarız. Dolayısıyla orada da Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın İnce'nin üstadı konumundadır ve genel başkanı konumundadır. Bütün gazetelerde ve yandaş medyada Cumhuriyet Halk Partisi'nin masasına hiç yatırılmadığı halde Cumhurbaşkanı adayları isimlerinde sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin içini karıştırmak için Abdullah Gül ismi de atıldı. Evet, bu başka isimler de atıldı. Ama ne yaptık? Bizim orada gerçeği ben burada açıklayayım. Üç kişinin dışında hiç isim tartışılmadı. Yani kapalı grup toplantısında milletvekillerini topladı Sayın Kılıçdaroğlu. Orada bütün arkadaşlar düşüncelerini söylediler. Üç isim vardı. Kimdi bu üç isim? Eskişehir Belediye Başkanı Sayın Yılmaz Büyükerşen, Sayın Muharrem İnce ve diğer arkadaşımız İlhan Kesici. Bu üç ismin dışında başka isim hiç tartışılmadı. Geçmiş dönemde yaşanmış olan, o gün için doğru gibi gözüken, bugün için ise iki turlu seçimde, İlk seçim turunda herkesin kendi tabanını tutacağı en iyi adayı çıkarması gerektiğini düşünürsek, geçmiş Cumhurbaşkanlığındaki Ekmelettin vakasıyla tarafımıza yalan eleştiriler de boşlukta kaldı. Yani burada bir başka partinin ismini getirip Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı diye göstermedik. Bu partiye gerçekten emek vermiş, öğretmen kökenli, köy çocuğu, köylünün, çiftçinin, işçinin, emeklinin, memurun anlayabileceği uslupla onlara seslenebilen bir Muharrem İnce çok da güzel kabul gördü. Çok da süratli bir çalışmaya girdi. Yani 40-45 günlük bir süreçte her gün iki yerde, üç yerde miting yapıyor. Performans mükemmel, Allah nazardan saklasın. Bugün itibariyle de çok önde görünüyor. Şimdi aslında bu çatı adayı meselesi ortaya birçok yerde konuşuldu. Ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun da Sayın Akşener'e gittiğini biliyoruz aslında bir çatı adayı bulunması meselesinde. Ama Sayın Akşener'in ben
çıkışımı Cumhurbaşkanı olacağım diye yaptım, geri adım atmam demesi üzerine partiye dönüldü iddiası çok fazla. Yani daha ondan sonra mecbur kalındı gibi. Yok, bu tam böyle değil. Yani şimdi orada bir şey... Abdullah Gül çatı adayı olarak gösterilecekti. Saadet Partisi de bunu istiyordu malum, biliyorsunuz. Sayın Kılıçdaroğlu da bu öneriyi getirdi düşüncesi. Daha iddiası vardı bütün... Hayır, bu iddianın bir bölümü doğrudur ama bunun ikna edilerek yapılması gerekiyor. Yani siz şimdi eğer birinci turda her siyasi parti kendi adayını çıkarmaz ise kendi tabanını nasıl tutacak? O zaman siz ithal bir adayı getirip de bu partinin adayı gibi koyarsanız CHP'lerin büyük bölümü ya sandığa gitmez ya oy vermez. Bu sefer ne olacak? İlk turda CHP kendi tabanını tutamayınca Tayyip Bey'in de arayıp da bulamadığı şey bu zaten. Birinci turda seçilir giderdi. Ama şimdi her parti kendi güçlü adayını çıkardı. İyi Parti Sayın Akşener'i çıkardı kendi tabanını tutmak için. Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu'nu çıkardı kendi tabanını tutmak için. Cumhuriyet Halk Partisi kendi adayı Muharrem İnce'yi çıkardı. Dolayısıyla kendi tabanını tutabilecek adaylar bunlar. Birinci turda bu önemli. Çünkü kendi tabanınızı tutamazsanız kayma olursa öbür taraf seçilir alır gider. İkinci turda ittifak söz konusu. Asıl burada bu bahsettiğiniz görüşmelerin temelinde yatan şey şu. Bakın biz 3 yıldır ben milletvekiliyim defalarca. Bu siyasi partilerde seçim yasasında %10'luk barajın indirilmesi ilgili defalarca teklif verdi. Evet. Her seferinde de AKP oylarıyla bu reddedildi. Şimdi görüyoruz ki Milliyetçi Hareket Partisi'nin baraj problemi olduğu için bir ittifak diye, çatı ittifakı diye bir şeyi ilk AKP ortaya attı. Ve biz dedik ki bu seçimde hile yapmaktır bunun adı. Bunu yapmayın. Anayasa Mahkemesi'ne gittik bu konuda. Görüş belirtin dedik. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'ni kendi kolları altına alacak, ittifak diye üzerine de işte Cumhur İttifakı yazacak, kendi adını yazacak AKP, MHP adını yazacak ve o oyları birleştirecek bir kapta, barajına falan %10'a bakmayacaksınız. Peki öbür tarafta kalan partilerin günahı ne? Saadet Partisi'nin günahı ne? İyi Parti'nin günahı ne? Dolayısıyla bunu kabul görünce Anayasa Mahkemesi'nde bu tarafta da o barajın sıfırlanması adına görüşmeler başladı. Yani zannedildiği gibi şu olsun bu olsundan ziyade öncelikle o partilerin seçime katılması ve meclisteki temsilleri göz önüne alındı. Çünkü barajı aşamaması durumunda Saadet'in ya da İyi Parti'nin ya da Demokrat Parti'nin milletvekili gönderemiyor, grup oluşturamıyorsunuz. Milletvekili sokamayınca o oyların büyük bir bölümü AKP'nin yağına ilave oluyor, ekmeğine yağ sürüyor. Nasıl oluyor? Barajı aşamayan partinin oyları diğer o bölgelerde oy alan partilere dağılıyor. Dolayısıyla o da AKP hanesine yazıyor. Bunun da önüne geçmek için biz de dörtlü bir ittifak yaptık. Biz onun adına Millet İttifakı dedik. Şimdi bu Millet İttifakı'nın altındaki bu dört partiyi bir araya getiren en büyük unsuru nedir? Bir, cumhuriyetçiler, laikler, Mustafa Kemal Atatürk'ün çizgisindekiler, bayrağına saygılı, vatanını seven insanların hepsini bu dörtlü çatı altında Millet İttifakı'nda bir araya getirmiş. Şimdi açtan açığa şunu söylüyorsunuz. Cumhur İttifakı yapılması bir yerde Türkiye'de barajın sıfırlanmasını mı getirdi? Karşı tarafta da bir ittifak yapılmasına neden olduğu için. Tabii ki sonucunda, yani biz bunun doğru olmadığını, %10 yani, seçim barajı varken bu ittifak... Niyetleri ne olursa olsun tabii, öbür tarafı... Ters tepti, ayaklarına sıktılar. Bunu düşünememişlerdi yani. Düşünemedikleri şey şuydu. İyi Parti'yi seçime nasılsa sokmayacağız, engel olacağız ki o oyunu biz bozduk 15 milletvekili giderek. Onu öyle hesaplamışlardı. Geriye kalan Saadet'le Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bir araya gelmesi mümkün değil gibi görünüyordu. Neden? Yani bir gücün tamamını bir araya getirdiğinizde %50+1'e ihtiyaç olduğu için böyle bir hesapta kamuoyu yoklamalarında falan ki bugün görüyoruz. AKP bugün %42 bandına sıkışmış durumda. MHP ile birlikte %43-44 yani daha yüksek olamıyor ne yazık. MHP çünkü inanılmaz derecede eriyen bir parti. Bugün de biliyorsunuz listeler açıklandı. 5 dönemdir milletvekili olarak görmeye alışkın olduğumuz ne Önder Vural var ne Tanrı Kulu var listelerde yok. Yani neredeyse MHP'nin İzmir'deki yani en ağır iki topuydu bunlar. Bu iki top da listede yok. Yani MHP bir anlamda kendini sıfırlıyor. Artık AKP'ye ittifak etmek durumunda. Bu güçlü isimler de buna izin vermiyorlardı. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin çizgisi ayrı olmalıdır düşüncesindeydi. Ama bugün gördüğümüz konum Milliyetçi Hareket Partisi AKP'nin çok yan desteği gibi koltuk değneği konumuna düşmüş durumda ne yazık ki. Üzücü bir durum bir siyasi parti için.
Ve sadece seçimlerde barajı aşabilmek adına da AKP'nin ittifak talebini kabul edip onunla birlikte seçime girer konumda. Tabii bu öbür tarafın da önünü açtı baraj konusunda. Yani bu bir anlamda sadece kendileri bir takım hileyle bazı şeyleri yapacağını düşünürken karşı tarafın da bundan faydalanabileceği akıllarına gelmedi. Yalnız Cumhur İttifakı'nın mucidi yahut da yaratıcısı Sayın Bahçeli'ydi biliyorsunuz. Tabii ama yani işte onu yaratırken öbür tarafta da İyi Parti kendisinden oy söküyor ya, onu da engelleyeceklerdi biliyorsunuz. Hı-hı. Meral Akşener'in kongrelerini bile elektriklerini kestiler, salon vermediler. Yani kongrelerini tamamlaması diye çok uğraştılar. Kongrelerini tamamladı, Yargıtay onayladı, tamam dedi, seçime girebilir. Buna rağmen bakın seçim kurulu üstüne vazife olmadığı halde her tür şeyi tamamlayan İyi Parti'nin seçime girmesini engellemek için acil toplantı yaptı, karar almaya kalktı. Biz o kararı bozduk. Sayın Akşener'in grup kurulduğu halde ben imza toplayarak gireceğim demesinin ardında başka bir şey olabilir mi sizce? Akşener'in demek evet. istiyorsunuz. Şimdi, çünkü bir grup kurulmuştu sizin kanalınızda evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin desteğiyle. Tabii. Ancak grup şöyle ihtiyacı olmadığı halde böyle Sayın Akşener'in şöyle bir yönü var. Mesela biz geçtikten bir gün sonra bizi telefonla aradı her birimiz 15 milletvekili. Yaşamım boyunca size kendimi borçlu hissediyorum. Allah sizden bin kere razı olsun. Demokrasinin önünü açtınız, partimin seçime katılmasını sağladınız. Bu gösterdiğiniz İyilik ve özveri karşısında sizi tekrar bir sıkıntıya sokarak bir de adaylığım için imza istemeyi doğru ve şık bulmuyorum dedi. Biz bu 100 bin imzayı nasılsa toplarız dendi. Bizim imzalarımızla yani 15 kiralık vekil hani imzasıyla aday olmak yerine halkın 250 bin imzasıyla aday oldu. Doğru hareket oydu. Yapılması gereken de buydu ve onu yaptı. Yani bize de denseydi imza verir misiniz? Verirdik tabii ki. Ama 15 milletvekilinin geçici gidip imza vermesi, sonra geri dönmesi çok şık olmayabilirdi. Ama diğeriyle ilgili kimse bir şey söyleyemez. Demokrasinin önünü açtık. Bir partinin seçime girmesinin önünü açtık. Ve bunu yaparken de çok zorlandığımızı ifade etmeliyim. Çok kolay bir şey değil. Zaten bu tarz işler nedense hep Cumhuriyet Halk Partisi'ne kalmıştır. Bakın Cumhuriyeti kuran köklü parti gün gelmiştir Tayyip Bey'in bile meclise girmesinin önünü açmıştır. Sayın Deniz Baykal döneminde Siirt'ten milletvekili olarak meclise girmesini sağlamıştır. Yani bunu yaparken bugünkü Tayyip değil tabii o Tayyip. Demokrasinin gereği olduğu için Cumhuriyet Halk Partisi bunu yapmıştır. İyi Parti için de bunu yapmıştır. Bizim için gelin bunları sıfırlayalım. Bütün siyasi partilerin mecliste temsilcisi olsun. Mecliste tartışarak, konuşarak, anlaşarak bir noktaya varalım. Bunu hep teklif ettik ama ne yazık ki iktidarı eline geçirenler iktidarın nimetlerinden kendileri faydalandığı için işte örtülü ödenekten, cumhurbaşkanlığından, devlet imkanlarından, dün Karabağlar'da kömür dağıtıyorlardı bu yaz gününde. Yani herhalde kışa dağıtmak yerine seçimin öncesini alalım da verdiğimiz kömürlerden biraz oy alalım diye Karabağlar'ın bütün mahallelerinde kömür dağıtılıyordu. Evet, Sayın İnce'ye dönmek istiyorum tekrar. Partimize diyorsunuz 3 aday vardı. Sonuç olarak bu adaylardan birisi seçildi. Evet. Sayın Genel Başkanımız. Tabii bu hem parti meclisinde hem kapalı grupta milletvekillerin düşünceleri alındı. Hem il başkanları çağrıldı. Parti tabanının seçilmiş unsurları bu 3 adayla ilgili bir çalışma yaptı. Hatta bir ilerisini söyleyeyim size. Mesela şu kamuoyu araştırmasını da yaptık biz. Sayın Tayyip Erdoğan'la Sayın Belediye Başkanımız kalırsa. İkisi seçime girerse ne oy alır? Eskişehir Belediye Başkanı. Tabii. Sayın Tayyip Erdoğan'la ilan kesici girerse ne olur? Tayyip Erdoğan'la Muharrem İnce girerse ne olur? Tayyip Erdoğan'la Sayın Kılıçdaroğlu girerse ne olur? Bu kamuoyu yoklamalarını da aldık. O kamuoyu yoklamalarında da Sayın Muharrem Bey önde çıktı. Yani bunun bilimsel tarafı da var. Sadece bu böyle hadi bakalım sen ol gel öyle değil o. Bu işin hem bilimsel çalışmaları var, altyapısı hazırlandı, kamuoyu araştırmaları yapıldı. Hem de parti kamuoyunun sindirdiği bir aday oldu ve gerçekten Muharrem Bey'in adı açıklandıktan sonra böyle bir rahatlama oldu. Örgütte de bir rahatlama oldu, Türkiye'de de bir rahatlama oldu. Zaten o oyunu bizim 15 milletvekili olarak İyi Parti'ye geçip grubu kurduğumuzda da biz aldığımız telefonlar binlerce telefon aldı. Yani bana bir tanesi de şunu söylemedi. Taceddin Bayır sen 36 yıllık CHP'lisin, ben sana 13 seçimde oy verdim, benim sayemde milletvekili oldun, niye gidiyorsun oraya diye bir tek telefon almadım. Her arayan kutladı,
sizi demokrasi kahramanı ilan ediyoruz dedi. Tebrik ediyoruz. Gerçekten tarihte adınız yazılacak. İyi Parti'nin seçime girmesini sağladınız. İnşallah ayın 25'inde bu işte güzel sonuç verecek. Tayyip Bey bu işe veda edecek. Artık tamam diyor. Kendisi de diyor tamam derse vatandaş çekilirim. Biz de buradan sesleniyoruz. Tamam Tayyip Bey artık diyoruz kendisine. Evet. Sıkıldık artık diyoruz. Gereğinin yapılması sandıkta yasal olarak bekliyoruz. Evet, Cumhurbaşkanı adaylığı, evet, Sayın İnce Cumhurbaşkanı adayı oldu. Alanlara çıktı. Gerçekten alanlar belki kendisinin de umuduna çok daha fazla bir coşku çok var. Çok güzel, alanlarda. Çok büyük bir coşku var. Şimdi oradaki alanlarda konuştuğu bazı şeylerden sormak istiyorum size. Özellikle iş adamısınız. Bugünlerde biliyorsunuz dolar çıktı. Gidiyor, bilmiyorum nereye kadar gidecek ama. 4,5 oldu. Nereye kadar gidecek bilmiyorum ama tabii bu iş dünyası için çok kötü bir şey. Özellikle yurt dışıyla alışveriş yapanlar için. Sayın İnce'nin şöyle bir iddiası var. Alanlarda, televizyonda dile getirdi onu. Ben Cumhurbaşkanı olursam kendinden dolar düşecek dedi. Hı hı. Böyle bir şey olabilir mi sizce? Olabilir. Bunlar ekonomik kararlarla alınabilecek bir şey. Ayrıca zannettiğiniz gibi doların 4,5 lira olması sadece sanayiciye, üretene, fabrika sahibine değil. Emekliye de ucu dokanıyor. Siz zannediyor musunuz dolar 4,5 lira olduğu zaman benzin artıyor. Benzin artınca gübre, tarladaki gübre artıyor. O artınca domatesin fiyatı artıyor. Ekmek fiyatı artıyor. Ekmek fiyatı artıyor. Dolayısıyla şu anda vatandaş daha doların 4,5 lira olmasının kendi mutfağındaki yansımasını görmüş değil henüz. O yakında 3-5 güne kadar belli olur ve vatandaş bunu hissettiğinde emeklisi, askeri ücretle geçineni, öğretmeni, işçisi onu gördüğünde anlayacak dolar 4,5 olunca kendisine geri dönüşümü. Bu şu demektir. Bugün aldığınız maaşın, emekli maaşının ya da askeri ücret maaşınız neyse %15'e eridi, kimse bunun farkında değil. %15'i gitti. Doğru. Dolardaki artışla ilgili. %15. Bir anda bu taraftan dedi enflasyon bazında sana %8, %9 zam yapıyorum dedi. Öbür taraftan dolar hop 4,5'a çıktı. %15'i sağ elle geri aldı. Sol elle verdi, sağ elle geri aldı. Emekliler bunu 1000 lira ikramiyeyle karşılayacak ama. Yani onu da bizim projemizden... İki defa 1000 lira biliyorsunuz. Bakın projemizden çaldılar onu da. Güzel bir şey aslında. Tabii yani iyi bir şey. Biz CHP olarak söyledim, zararı yok, AKP yapsın. Biz ama yapılsın iki bayramda birer maaş ikramiye demiştik seçim vaadimizde. Onlar bunu çaldılar. Ekonomi çöktüğü için maaş olarak veremediler. İkramiye olarak. O da herkese 1000 lira değil. Belli ücretin üstündekiler 1000 lira, o da yanlış anlaşılmasın. Alttaki limittekilere 500 lira falan veriyor. Yani herkese 1000 lira değil o rakam. Emekliye verecek rakamı. Hükümet açıkladı 1000 lira, iki defa 1000 lira diye. Herkese eşit olarak açıklama öyle. O yatınca göreceğiz. Yatınca göreceğiz diyorsunuz. Yatınca göreceğiz, yatırabilecekler evet, bakalım. Evet, bir iddia daha var. Sayın, iddia değil, Sayın İnce dile getiriyor bunu. 3 ay içerisinde yargıyı düzelteceğim diyor. Evet. Yargıyı düzelteceğim diyor. FETÖ'yü tekrar isteyeceğim. Şimdi tabii bizim alacağım. Bu konuda biliyorsunuz bu 15 Temmuz FETÖ olaylarıyla alakalı mecliste çok mücadele ettik. Biz bunu araştıralım, bir komisyon kuralım diye. Ama AKP o zaman ne hikmetse komisyona öyle üyeler gönderdi ki bizzati FETÖ'ye bulaşmış. Persivaya'ya gidip karşısında el ete köpmüş milletvekillerini getirdi komisyona kurdu. Sanki yani bu olayı açmayın, deşelemeyin de kapatın der gibi yaptı. Fazla kurcalamayın ha. Yani o şekilde. Biz inanamadık yani işte Burdur milletvekili geldi şu bu. Mecliste bulunan AKP'liler içerisinde Baylok kullandığı iddia edilen milletvekillerini getirdiler, o komisyonun içine koydular. Ve adeta komisyon araştır nedir ne değildir soruştur komisyonu olmaktan çıktı, kapat komisyonuna döndü. Konuyu kapat komisyonuna döndü. Ve araştırılamadı yani birçok. Cumhuriyet Halk Partisi olarak yaptığımız önerilerin hepsi reddedildi. Bu arada gerçekten terörle mücadele konusunda ve diğer konularda hızla yapmamız gereken bazı şeyler var. Biliyorsunuz bu seçimden sonra artık sistem farklı bir sisteme geçiyor. Yani evet. Bundan önceki seçimlerde Cumhurbaşkanı'nın yetkileri, meclis yetkileri meselesi, meclisin son dönemde kanun hükmünde kararnamelerle o halde bahane ederek, bypass edilerek birçok karar alınıyordu mecliste. Çok enteresan, biz neredeyse son bir yıldır kendimizi işe yaramaz, hatta aldığımız milletvekili maaşını hak etmediğimi düşünen birisiydim ben. Çünkü bize bir şey sorulmuyor, komisyonlar doğru dürüst çalışmıyor, her şey yukarıdan saraydan talimatla geçiyor.
Ama yani burada sistem şu anda oturtulmaya başlandı bile diyorsunuz. Çok önceden. Evet evet, yani uygulamanın aslında daha sonra uygulanması gereken şey, önceden uygulamaya başladılar. Ama bu arada mesela bir çelişki var. Madem meclisi bypass ediyorsun, artık milletvekili çok hükmü yok. Niye 550'den 600'e çıkarıyorsun milletvekilini? Yani çok zengin bir ülke miyiz? Hem ekonomi çöktü diyorsunuz. 200 küsür milyar dolarlardan 500 küsür milyar dolara çıkmış dış borcumuz. Faizini ödemekten imanımız gevriyor. Ve ödeyemez hale gelmişiz. Üstelik bunu yaparken de Cumhuriyet'in bütün kazanımlarını, limanları, fabrikaları, köprüleri, otoyolları, şeker fabrikalarını satmadığınız hiçbir şey kalmadı. Yani devlete ait ne varsa hepsini sattınız. Hatta şimdi bir proje geliştirmiş, mevcut bakanlık binalarını satıp 20 yıl kiracı kalacağım diye sözleşme yapıp kaynak yaratmaya çalışıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Kendinize ait binayı bir başkasına satacaksınız. Sonra onunla da anlaşma yapacaksın, seninle 20 yıl kiracı kalacağım diye, yani o garantiyi vererek. Yani ülkenin içine düştüğü ekonomik durum buradan çözülebilir aslında. Neden kredi kullanımında artık bazı ülkeler Türkiye ekonomisine güvenmiyorlar? Mesela niye şöyle bir çağrıda bulunuldu, hiç soruşturduk mu kendi kendimize? Bizim hani kara gün için eşimizin koluna bir bilezik takarız. Hani herhangi bir sıkıntımız olursa, Allah göstermesin bir hastalık olur, ameliyat olur, o bileziği bozar yapar. Ya bunların bile tespitini yapmak istediler. Niye biliyor musunuz? Kredi için kefalet göstermek. Yani Türkiye'de, bizde, halkımızda bu kadar altın var. Gidin bankaya kayıt ettirin. Yazın, çizin. Bir bono alın karşına, bir kağıt alın devlet tahvili gibi. Ve Türkiye'de bu kadar altın var diye bunun teminat göstererek kredi kullanmaya çalışıyorlar. Çünkü dış borç almış başına gitmiş, kimse güvenmiyor. Satmışsın Ali Ağa'daki rafineriyi Azerbaycanlılara vermiş. Seydişehir demir çeliği bilmem kime vermişsin. Ereğli demir çeliği bilmem kime satmış. Alüminyum tesisleri öyle, şeker fabrikaları öyle. Yani Cumhuriyet'in bütün kazanımlarını bu 16 yılda öyle tahrip ettiler ki bunların düzeltilebilmesi öyle 1-2 yılda çok mümkün değil. Ancak ve ancak şunla olabilir, ben halkımızdan, bizi izleyenlerden onu söylüyorum. Bu Millet İttifakı gerçekten atasına aşkla bağlı, memleketini seven, bayrağına aşık bu halk Millet İttifakı altında birleşmeli. Ve bu Millet İttifakı'na ne yapıp yapıp 301 milletvekili çıkarttırmalıyız. 301 milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi 600'e çıktığı için milletvekili sayısı yarıdan bir fazlasıyla birçok şeyi yeniden kurabiliriz. Yeniden eski fabrika ayarlarına, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Cumhuriyet ayarlarına geri döndürebiliriz. Aksi takdirde Tayyip Bey'in ben artık gideceğini düşünüyorum. AKP'nin de eridiğini görüyoruz. Tekrar iktidar olması durumunda artık Cumhuriyet rejimine bence Türkiye veda edecektir. Belki de önüne bir daha sandık bile getirilmeyecektir vatandaşın. Yani hızla diktatörlüğe doğru yol alacak. Evet, yine de kötümser olmamak isteriz. Evet. İzmir'e direkt dönelim tekrar. Olur tabii. Sizi ön saplarda gördük geçenlerde, bize çok yakın olan bir yerde, bir lisemizde. Evet, Atatürk Lisesi. Atatürk Lisesi olayı. Sizi ön saplarda gördük gerçekten, orada epey konuşmalar da yaptınız. Evet. Ne oldu orada Sayın Bey? Şimdi efendim oradaki olay tabii birçok kişi biliyor da ilk defa duyanlar olabilir. Mezuniyet töreninde çocuklarımız İzmir Marşı ile 10. Yıl Marşı'nı söylemek istiyorlar. Okul müdürü de 10. Yıl Marşı ve İzmir Marşı siyasi marştır, söyleyemezsiniz diye gidiyor ses düzeninde pop müziğini sonuna kadar açıyor. Çocukların sesini bastırmak için. Çocuklar da refleksle, Atatürk Lisesi ya burası, burası da İzmir yani. Refleksle 10. Yıl Marşı'nı okumaya devam ediyorlar yüksek sesle. Böyle bir restleşme oluyor. Tabii orada bulunan veliler cep telefonlarıyla falan bunu kaydediyorlar. Bunlar kayıtlı, tespitli. Hiç doğru olmayan, yakışıksız bir hareket. Aynı müdür geçen yaz Turgev'e yaz sezonunda okulun kapalı olduğu dönemde efendim işte tiyatro çalışması vesaire adı altında bazı cemaat gruplarını okulda toplayıp toplantılar yaptığında duymuştum ben. Fotoğraflar da vardı elimde, giren çıkanların kılık kıyafetleri vesaire. Geçen yaz da biz böyle bir protesto yapmıştık Atatürk Lisesi önüne. Şimdi bu olay bana pazartesi akşamı Menderes'te bir yemekte iki veli söyledi. Dedi ki böyle bir olayla karşılaştık, bunun takipçisi olur musunuz? Hay hay dedim, salı günü biz okulun önüne gittik. Bu arada Atatürk Lisesi Mezunları Derneği, veliler, evet,
Eğitim İş Sendikası. Orada bir konuşma yaptık. Tabii halk inanılmaz derecede rahatsız bu işten. Daha doğrusu müdürden çok rahatsızlar. Ben bu işin takipçisi olacağımı, bana biraz zaman vermeleri gerektiğini ifade ettim. O gün öyle bitirdik konuşmayı. Ertesi gün saat 4'te bu müdür gidene kadar toplantılar yapılacak okulun önünde dedi. Her geçen gün de daha kalabalık oluyor. Çarşamba günkü saat 4'teki okul önündeki toplantıya gitmeden önce 3.15'te Sayın Valimizi aradım, Erol Bey. Randevu istedim. Buyurun gelin, buradayım dedi. Bu arada Atilla arkadaşıma haber verdim. Milletvekili arkadaşım Atilla Sertel'e. Atilla Sertel'le beraber Sayın Valimizi ziyarete gittik. Sayın Valimiz gayet iyi karşıladı. Efendim anlattık durumu, durum böyle böyle. Haberim var dedi, İzmir Marşı'nı söyletmemiş galiba falan deyince, ben sadece İzmir Marşı değil Sayın Valim, 10. Yıl Marşı'nı da söyletmemiş. Yani siz 10. Yıl Marşı'nın bugün bu ülkenin milliyetçiliğine, ülkesine, demokrasisine nesi ters, neresi 10. Yıl Marşı'nın siyasi? Ben bunu anlayamadım. Öyle şey olur mu canım dedi, 10. Yıl Marşı'nı ben de söylüyorum dedi. Ve bayağı da sinirlendi, evet dedi, bu biraz şey yaptı dedi. Tak telefonu kaldırdı. Bana İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nü bağlar mısınız dedi. Bağlandı. Sayın müdürüm dedi, bu Atatürk Lisesi'ndeki müdür arkadaşla ilgili gerekli soruşturmayı yap ve bunu görevden derhal al dedi. Talimat verdi yani. Ve biz de şahit olduk. Yanınızda oldu yani. Yanımda oldu. Sonra ben hatta ayrılırken, Sayın Valim bu konuşmayı dedim, ben şimdi gideceğim Atatürk Lisesi'nin. Oradaki insanlar gittikçe çoğalıyor. Hani herhangi bir tatsızlık da olmaması adına kullanabilir miyim bu yaptığınızı dedim. Tabii tabii söyleyebilirsiniz dedi. Ne gördüyseniz anlatın orada dedi. Ve ben de oraya gittim. Arkadaşları sakinleştirdim, anlattım. Vali gerekli talimatı verdi. Bu müdür görevden alınacak. Tabii bu bir müdürün memur statüsünde bir insan hemen bir işverenin işçiye atmasına benzemez. Attım seni demesi gibi değildi. Bir prosedürü vardır. Soruşturma açılır, soruşturma evrakları tamamlanır. Görülen lüzum üzerine İl Milli Eğitim Müdürü görevden alır. Bu şekilde olur. Şekilde böyle yürüyor şu anda. Orada da daha sonra kalabalık çok mutlu oldu bunu duyduğu zaman. Dağıldı. Onlar da eğer görevden alınmaması durumunda tekrar buraya 10 bin kişiyle 15 bin kişiyle gelecek. O gün de 3 bine yakın insan vardı. Yani inanılmaz bir kalabalık. Sosyal medyada epey çağrı vardı. Yani biz söz vermiştik. Sözümüzü de yerine getirdik. Sayın Valimiz de gerçekten duyarlı davrandı. Ona da teşekkür ediyoruz. Bu şekilde konu kapandı. Evet, süremizin de sonuna geldik. Hı hı. Aslında sizinle sohbet etmek çok güzel. Her türlü konuya girebiliyoruz rahatlıkla. Girmek istediğim daha çok konu var ama süremiz de sona erdi ne yazık ki. Sağ olun. Evet, bu arada Muharrem Bey biliyorsunuz bir yarışta, sözüm ona demokratik bir yarışta ama bir taraftaki Cumhurbaşkanı statüsüyle tüm imkanları uçaktı, araçtı, devlet imkanlarıydı, valilikti, kaymakam, her tür imkanı kullanıyor devlet imkanını. Sayın Muharrem İnce tek başına çıktı bir otobüsün üstünde il il geziyor, her gün üç yerde miting yapıyor. Kendisiyle ilgili iki tane bankada hesap numarası açıldı. Katkı koymak isteyen arkadaşlarımız 10 liradan başlamak kaydı. Yani bir kişi 10 lirada, bir işçi 10 lirada yapabilir. İmece usulü bir fon oluşturuyoruz. O fonda da inşallah yeterli para olursa sizin gazetenize ilan vereceğiz. Öbür gazete, televizyona reklam vereceğiz. İmece usulü böyle bir para topluyor. Bunu da duyurmuş olduk. Pek alışılmamış bir şey yaptı aslında Sayın İnce. Evet. Biz bunu imece olarak yapmayı uygun bulduk. Yani halkın katkısıyla bir para toplayalım istiyoruz. Çünkü öbür türlü parayı veren düdüğü çalan, çok büyük sermaye sahiplerinin parayı verip de benim adamı dedirtmesini istemiyoruz ve bunu da kabul etmiyoruz. Zaten maksimumda 13 bin lira yatırılıyor. Daha üstünde bir para yatırılmıyor. Bu anlamda imece usulü halkın cumhurbaşkanı adayı. Biliyorsunuz zaten ilk elini kaldırdığında Sayın Kılıçdaroğlu hemen parti rozetini çıkardı. Evet. Ben bundan sonra 81 milyonun cumhurbaşkanı olacağım. A partisinin, B partisinin değil dedi. Doğrusu da budur. Türk bayrağı rozetini taktı. Ve mükemmel de götürüyor. Allah nazardan saklasın. Evet, şöyle ekranlarımıza dönelim. Son sözlerimizi alalım. Son söz. Çünkü siz yine adaysınız. O 15'lerin hepsi aday oldu değil mi? Evet efendim. Biz normal müracaat... Tam liste yok elimizde ama. Müracaat süresinden sonra aday olduk. Bize bir ayrıcalık tanıdılar. O 15 arkadaşa. O arkadaşlarımızın büyük bir bölümü de bulunduğu yerden tek milletvekili çıkmış, ön seçimde gelmiş arkadaşlar. Afyon'da, Çorum'da, Amasya'da, Niğde'de. Yani 15'lerin içinde hepsi ön seçimle gelmiş, ön sıralardan gelmiş arkadaşlardı. Duyduğumuz kadarıyla bizi tekrar değerlendirecekler. Bize böyle bir söz verilmedi.
Bilemeyiz, siyaset bu. Her an her şeyle karşılaşabiliriz. Her türlü sürprize hazırlıklı olmak lazım. Bizim kavgamız illaki milletvekili olma kavgası değil. Bizim sevdamız cumhuriyet sevdası, hizmet sevdası. Eğer takdir ederlerse, çalışmalarımızı bugüne kadar uygun görürlerse tekrar listede yer verirler. Daha iyi yapacak birilerine verirlerse biz de kırılmayız, küsmeyiz, darılmayız. Evet, birinci bölge aday adayı olarak son sözlerinizi alalım şöyle ekranlarımıza. Ben önümüzdeki dönemde burası İzmir. İzmirlilerin sandık başına giderek görevlerini tam olarak yapacaklarını, özellikle seçim gününde 24'ünde ve bir sonraki turda 8'inde tatillerini ona göre ayarlamalarını ve mutlaka sandığa gidip oylarını kullanmalarını istiyorum. Bu mesele senin, benim, onun meselesi değil. Bu mesele ülke meselesi. Bu mesele çocuklarımızın, torunlarımızın geleceği meselesi. Mutlaka ve mutlaka sandık başına gidip oyunuzu kullandırın. Evet Sayın Bayız, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Size yeni yarışmada başarılar diliyorum. Sağ olun. Tüm yarışmacı arkadaşlarım ama herhalde parti bu fedakarlığınızı değerlendirecektir. Vatandaşlar evet, özellikle evet, tabii onların evet, değerlendirmesi çok daha evet. önemli. Evet, size başarılar diliyoruz yayın ailesi olarak. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sayın seyirciler, Yeni Günde Gündem burada sona eriyor. Konuğum Sayın Taceddin Bayırdı, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili. Biz Yeni Gün ailesi olarak kendisine başarılar diliyoruz. Ve yeni bir Yeni Günde Gündem'de tekrar buluşmak dileğiyle. Hepiniz hoşçakalın.